Sayın Bedri Yaşar, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün tabii koronavirüs dolayısıyla bizim de kayıplarımız var. Bakırköy kurucu üyemiz Süleyman Tefek Bey'i, Bandırma İlçe Yönetim Kurulu üyemiz eğitimci Mehmet Başaran'ı, Gaziantep İl Başkan Yardımcımız Mesut Bekir Mustafaoğlu'nu ve bugün yine ülke genelinde 98 kaybımızla beraber 1296'ya ulaştı koronavirüsten dolayı kayıplarımızın sayısı. Ben bütün kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastane köşelerinde şifa bekleyenlere de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunla ilgili bazı kanunların 63. maddesi üzerinde vermiş olduğumuz değişiklik önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Değişiklik teklif edilen madde ile kaçakçılıkla mücadele kanununda düzenlenen suçlar bakımından kovuşturma evresinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına imkan sağlanmaktadır. Ancak atıfta bulunulan aynı kanunun 3. maddenin 7. fıkrası ithali kanun gereği yasak olan eşyayı ithal eden kişinin cezalandırılmasına ilişkindir. Bu hususu kapsam dışarısına bırakmak uygun görülmemektedir. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde de Ankara Otomobil Satıcılar Federasyonu bize bir yazı yazmıştı. Bunların sayısı ülke genelinde 20 binden daha fazla. Geçmişte farklı metotlarla ülkemize araçlar girmişti. Bunun aslında devletin de bu konuda bilgisi vardı. Bu araçlarla ilgili üzerlerine mülkiyeti muhafaza kondu. Daha sonra bir yasa çıktı. Bu yasadan da istifade ederek insanlar KDV'lerini, vergilerini yatırdılar ve bu araçların ruhsatları üzerindeki tutuklamayı kaldırdılar. Ve bunlar, bu araçların tamamını da sattılar. Ama gel gör ki bu işin maddi tarafı çözülmüşken diğer tarafta kaçakçılıkla ilgili, cezalandırmayla ilgili davalar ve mahkemeleri devam etmekte. Bugün tam da bu yasaları çıkarıyoruz. Dolayısıyla hiç olmazsa bunun karşılığında devlete karşı işlenmiş bir suç var. Bunun karşılığında bir maddi karşılık var. Bu maddi karşılığı da devlet almış, suç ortadan kalkmıştır. Bunun da bu maddeye, görüştüğümüz yasaya ilave edilerek hiç olmazsa bu mağduriyetlerin de giderilmesinde fayda var. Biz şu an yaptığımız yasayla daha çok kişilerin kişilere karşı işlemiş olduğu suçlardan doğan mahkumiyetleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Halbuki bunun sonucunun ne olacağı konusunda bizim fikrimiz yok. Bunun mağdurlarıyla ilgili bir düşünceniz var mı bilmiyorum. Halbuki öbür tarafta hiç olmazsa bunun karşısı da devlet, arkadaşlarımız da müeyyideleri yerine getirdiler. Bunu da bu maddeye eklenmesinde fayda görüyoruz. Yani bugünlerde esnafımızın yanında olmamız lazım. Üreticimizin yanında olmamız lazım. Bundan önceki toplantıda çiftçilerle ilgili söylemiştim. Bugün de esnafla ilgili de durum hiç farklı değil. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın basın toplantısında işte 25 bin liraya kadar bir katkı sağladığını, kredi müracaatlarına cevap verdiğini söylüyor ama gerçekten müracaatlar sizin tahmininizden daha fazla. O gün tekrarlamıştım, bugün tekraren üzerinden geçiyorum. Diyorum hiç olmazsa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kendi denetiminde bulunan birliklerden, odalarda, borsalarda toplanan çok ciddi rakamlar var. Yani ben tahmin ediyorum yüzlerce milyon TL'lik birikimleri var. Borsa, mesela Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, ticaret odalarının, hayvan borsalarının. Dolayısıyla bunları hiç olmasa kendi üyelerine dağıtsınlar. Onlar faizsiz olarak bunlardan istifade etsinler. Şu ara bir türlü vergisel yapılandırma da yapmadık. Zaten koronavirüsten önce de çok ciddi sıkıntılar vardı ekonomiyle ilgili. Borçlarının yapılanmasına yönelik, sicillerinin silinmesine yönelik esnafımızın talepleri vardı. Bugün koronavirüsle beraber bunlar da yuvarlanınca, birikince gerçekten altından kalkılamaz hale geldi. Artık bunların gerçek manada masaya yatırılıp sorunlarına çözüm bulmamız lazım. Bu sorunlar biriktiği takdirde
bizim ne ihracat rakamlarımız zaten bu gidişte tutması mümkün değil, ne de üretimle ilgili hedeflerimizi tutturmamız mümkün değil diyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.